Merhabalar. Bugün sizlerle önceden bir restoran olan, şimdi harabeye dönmüş, gençlerin pazar günleri veya hafta içi akşam saatlerinde buluşmuş olduğu bir mekandan sesleniyorum. Sizlere Üsküp'e yerleşme aşamamla ilgili ayrıntıları anlatmaya devam ediyorum. Bir önceki videomda sizlerle karar ve keşif aşamasındaki yaşadıklarımı anlatmıştım. Şimdi ise sizlere İzmir'e geri döndüğümde evi nasıl boşalttık, eşyalarımızı nasıl sattık, yurt dışına çıkış aşamasından Türkiye içerisinde ne gibi zorluklar yaşadık, onları ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle şuraya bir oturayım isterseniz. Evet. Burada şirketimizi kurduk, vekaletimizi verdik, Türkiye'ye geri döndük. Şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Ansızın telefon açıyorlar size. Oturma izniniz çıktı, Üsküp'e gelin. Yani bunun bir tarihi belli değil. 20 gün içerisinde de oturma izniniz çıkabilir, 45 gün içerisinde de çıkabilir. Bizim yaklaşık 50 gün sürmüştü. 50 gün sonra avukatımız telefonla aradı. İşte Sadık Bey gelin, oturma izniniz çıktı, Üsküp'e yerleşebilirsiniz. Büyük bir panik, çünkü 5 gün içerisinde bizim Üsküp'te olmamız gerek. Eşyalarımızın bir bölümünü yardıma muhtaç kişilere vermiştik. Geri kalanları ise internet üzerinden satışa sunmak istedim. Sonrasında ise yeni evlenmiş polis, eşi de hemşire olan bir beyefendi bana ulaştı. Onlara çok cüzi bir miktarda tüm eşyalarımızı verdim. Düşünebiliyor musunuz? Yaklaşık o dönem 2017 senesinde 70-80 bin liraya alınacak ev eşyalarını arkadaşımızla birlikte sadece 6 bin lira gibi bir rakama devrettik. Çünkü eşyalardan kurtulmamız gerekiyordu. Önümüzde iki seçenek vardı. Ya evi devam ettirecektik, kirasını ödeyecektik, ya da eşyaları birine verip satıp kurtulacaktık. Biz bu yolu denedik. Eşyalarımızdan bu şekilde kurtulduk. Zaten evraklarımız, her şeyimiz vesaire bizim hazırdı Üsküp'e yerleşmek için. Bu evraklarla ilgili bilgileri de daha sonra sizlerle paylaşacağım. Kedimiz de vardı bizim. Kedimizi de Üsküp'e götürmek istiyorduk. Bunun için Tarım İl Müdürlüğü'ne gidip bir belge almamız gerekiyordu. O belge için de o dönem 350-400 lira gibi bir rakam ödemiştik. Şu an herhalde o da zamlanmıştır, her şey zamlandığı gibi. Sonrasında ise zaten kedimizin çipi vesaire, aşıları, kuduz aşısı, her şeyi tamamdı. Onu da aldık. Artık Türkiye'den ayrılmak üzereyiz. Tabi ailemizle vesaire vedalaştık. Uçağımıza bindik. Aktarmalı bir uçuşla Üsküp'e iniş yaptık. Üsküp'e indiğimizde yanımızda 4-5 tane valiz gördüler. Haliyle polisler de durdurdu bir de kediyi görünce. Şirket kurduk, oturma iznimiz çıktı, bunun için geldik dedik. Buna rağmen bizi yarım saat boyunca beklettiler. Evet, yarım saat boyunca Üsküp'te havalimanında bekletildik. Daha sonra evraklarımızı kontrol ettiler. Kendilerine avukatımızla olan yazışmalarımızı gösterdik. Şirket kuruluş belgelerini gösterdik. 30 dakikanın ardından şehre girişimize izin verdiler. Sonrasında kalacağımız otele geçtik. Çünkü ev tutmamıştık. Ev tuttuktan sonra da gidip resim çekinecektik. Alel acele bir şekilde internet üzerinden ev arayışına girdik. Öncelikle bir Türk vatandaşının, daha doğrusu buralı bir Türk'ün yanına gittik. Evi bize kiralayacağını söyledi. Eve baktık, gayet güzel, gerçekten çok güzel, tüm eşyaları vesaire. Adam bizimle 250 euroya anlaşmıştı. Akşam saatlerinde biz depozitosunu vesaire ayarladık, yanına gideceğiz. Kirayı 350 euroya çıkardığını söyledi. Neden böyle yaptınız? Çünkü siz Türkiye'den gelmişsiniz, kiranın 350 olması lazım. Vazgeçtik. Sonra burada adını vermek istemiyorum. Kuleler var, kule içerisinde çok güzel rezidanslar var. Orada da yine bir Türk vatandaşı, Burak Türk'ü bir kişiyle iletişime geçmiştik. O da evini vermek istiyordu. Buradaki bir arkadaşımız, tanınmış bir arkadaşımız, kendisi kefil olmak istediğini söyledi. Telefonla o aradı. Onun adını duyunca bu sefer kirayı beyefendi 400'e çıkardı. Hayda, biz hala ev araç içerisindeyiz. Neyse, o dernek başkanı olan arkadaşımız Makedon bir emlakçıya bizi yönlendirdi. Hiç uğraşmayın dedi. Belli ki dedi, siz Türkiye'den geldiğiniz için buradaki Türkler size bunları yapacak. O yüzden siz benim önereceğim Makedon emlakçıya gidin, o size yardımcı olacak. Gittik, taksici de sağ olsun tercümanlık yaptı bize. Tanıdığımız bir taksici abimizdi. Pardon. Derken orada Makedon emlakçıyla görüştük, bir ev olduğunu söyledi. Evin fotoğraflarını gösterdi. Biz de
uygundur, yarın sabah gelir bakarız dedik. Arkadaşımızla birlikte o evi bulduk resimden bakarak. Eve bir baktım, şahane, tam meydanın göbeğinde, 300 euro. Çok şaşırtıcı geldi. Sabah saatlerine de gittik, evin içerisine de baktık. Ev de gayet iyiydi, tatlı, güzel. Bir dakika meydana, düşünebiliyor musunuz? 300 euro evi kiraladık. Diğer bahsettiğim evler Türk Çarşısı etrafındaydı. Şehir Üsküp'e geldiğinizde göreceksiniz, ikiye ayrılmış durumdadır. Bir tarafı Makedon tarafı, bir tarafı Türk tarafı. Türk tarafındaki ev, o meydandaki ev kadar hiç iyi değildi. Gerçekten değildi ve adam bize 400 euroya kadar çıkmıştı fiyatları. Evi tuttuk, anlaştık. Bu da tesadüf, kaderin cilvesi midir nedir bilemiyoruz artık. Evini tuttuğumuz kişi bir avukat hanım çıktı. Şirketi kurdurmayı düşündüğümüz başka bir avukattı kendisi. Ama kendisi telefonda iş yapamayacağını, ofisinde olmadığını, ofisine gitmemiz durumunda arkadaşların yardımcı olacağını söylediği için şirket ona kurdurmamış, başka bir arkadaşa kurdurmuştuk. Tesadüf bu ya, o hanımefendinin evini de tutmuş olduk. Evimizi tuttuktan sonra noter işlemlerini vesaire hallettik. Ardından burada yabancı şubeye gittik, fotoğrafımızı çektirdik, kimlik başvurumuzu yaptık. 3 hafta sonra da kimliğimiz geldi. Süreç bu şekilde işlemişti. Üsküp'e yerleştiğimizde karar aşamasını sizlerle paylaştım. Sonrasında ise Türkiye'den taşındığımızda neler yaşadığımızı sizlere anlattım. Bir sonraki videomda ise Üsküp'teki alışma süreciyle ilgili ve iş sahalarıyla ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağım. Kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü Üsküp'ten paylaşımlarım devam edecek.